Efendim işte Samsun ikinci bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümü öğrencileri bizlerle birlikte çevre, kimya, endüstri, efendim inşaat ve harita bölümü de bizlerle beraber. Katılımcılarımız dekan yardımcımız Zeki Bey ve Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anıl Şen Hoca. Kaldığımız yerden yine devam edelim. Başarılı olabilmenin nasıl bir şey olduğu üzerinde konuşuyorduk. Başarı için mutlaka bir bedel ödenmesi gerektiğinden konuşuyorduk. Ahmet Bey sizinle devam edelim. Siz şirketlerinizde başarılı olmanın sırrını nasıl tanımlıyorsunuz, nasıl tarifliyorsunuz? Başarılı olmak için bugünkü teknolojik çağda her zaman bilgiye ulaşacağız. Bilgi çok önemli. Aslında dünya avuçlarımızın içerisinde. Elimizdeki cep telefonla istediğin her bilgiye ulaşabiliyorsun. Hatta ben her toplantıda arkadaşlarıma da söylüyorum. Her sektörde aynı şey geçerli. 99'u herkes yapıyor. Eğer sen 100'ü yapıyorsan, bir tık fark atabiliyorsan orada başarı başlıyor. Teknolojinin en son ürünü hepimizin elinde var. O bile her gün en az 2 günde bir Facebook olsun, Instagram olsun, Twitter olsun, diğer alanları olsun. Kendini güncellemek için beni güncelle diyor, bende bir yenilik var diyor. Telefonda onları güncelliyoruz. Biz de kişi olarak, birey olarak kendimize sormalıyız. Ben bugün kendime ne kattım, ne koydum şey. Yani buradan bakmak lazım hayata. Bir kere ne kadar donanımlı olursak olalım, en başta birinci unsur ahlaklı olmak lazım. Ahlak çok önemli. Ahlak varsa ondan sonra kişisel dostlukların, ilişkilerin, tecrübelerin, bunun akabinde tecrübeni de kattığın zaman dostlukların, samimiyetin, dürüstlüğün ve başarı da kendiliğinden geliyor. Ama önce mutlaka bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bilgi şart. Mutlaka becerikli olmamız gerekiyor o işle ilgili. Aynı zamanda mutlaka içten gelen bir motivasyonla da, istekle de işimize sarılıyor olmamız gerekiyor. Öğrenci olsak da böyle. Bir şirket yönetiyor olsak da değil mi? Şimdi arkadaşlar tabii öğrenim hayatında şimdi o 4 yıllık, 5 yıllık dönemlerde işte hani döneminde bitiremeyen arkadaşlar birkaç dönem uzatıyor. Sonuçta üniversite hayatına baktığınız zaman ortalama 5 yılla 6 yıl arasında arkadaşların büyük bir bölümü üniversiteyi bitiriyor. Ya arkadaşlar bu dönem öyle hep zor olsa ne olur yani hayatınızın bu aşağı yukarı yani %10'u gibi bir dönem bu. Bizim çocuklar da, oğlum da üniversiteyi bitirirken biraz da o da zorlandı. Yani üniversite hayatını çocuklarımdan biliyorum ben. Ben üniversite okumadığım için sadece çocuklarımdan gördüğüm üniversite hayatından biraz tecrübeler edindim. Ama bu dönemde ne olursa olsun, ne kadar zorlanırsanız zorlanın. Bilginin işte gerekliliği yok. İşte üniversitede öğrenebildiğiniz kadar öğreneceksiniz. Sonuçta hayatımızın çok kısa bir dönemi. Ondan sonra hayatımızın önünde çok uzun dönemler var. Bu dönemlere yoğunlaşmanız için burada eğitim hayatında altyapınızı güçlü kılmalısınız arkadaşlar. Evet. Yani eğitim hayatından sonraki aslında ondan sonraki hayat çok da zor değil. Yeter ki çalışmayı sevelim. Yani hani başarının sırrı nedir? Çalışmak. Her şey çalışmak değil. Demin de arkadaşımın dediği gibi işte eğitim hayatındaysan eğitimi severek yapmalısın. Çalışmayı da aynı şekilde isteyerek, severek çalışıyorsan o zaman sorun yok, başarı gelir. Kesinlikle. Sevgili hocam siz ne dersiniz bu konuda? Başarılı olmak için siz sadece öğrenci arkadaşlarımıza değil genelde neler öneriyorsunuz? Vallahi Ahmet Bey çok iyi bir şekilde ifade etti. Yani bundan sonra söyleyeceklerim esasında tekrara girecek. Dolayısıyla hedeflerimizi belirleyeceğiz. Bu hedefler doğrultusunda fedakarlık edeceğiz ve hedefi tutturduğumuz zaman da hedef tuttu, tamam burada kalacağım demeyeceğiz. Sürekli kendimize üst hedefler koyarak bu hedef peşinde koşacağız. Bu bir yaşam mücadelesi zaten. Bu bir durağanlık değil, dinamik bir süreçtir. Dolayısıyla bu dinamik süreci hayatımız boyunca takip etmemiz gerekiyor. Üstelik de sadece bir alanda değil. Yani hayatlarımızda tek bir alan yok. İş yaşamımız var, özel yaşamımız var, sosyal yaşamımız var. Bu üç yaşamın üçünde de mutlaka bilgiyle hareket etmemiz gerekiyor. İyi bir
çalışamamak için bilgi sahibi olmamız gerekiyor. İyi bir baba ya da anne olmak için bilgi sahibi olan bir anne baba olmamız gerekiyor. İçimizden gelerek sevmediğimiz hiçbir şeyde başarılı olamayız. Mutlaka içten gelen bir motivasyona sahip olmamız lazım. Bir de becermemiz gerekiyor tabii. Becerebiliyor olmamız gerekiyor. Bütün bunların hepsinde geliştirmeye muhtaç olabiliriz. Sorun yok. O alanlarımızı iyileştirerek yolumuza devam edebiliriz ama hocam başka önemli bir şey daha söyledi. Eğer bir hedefiniz yoksa, bir hayat amacınız yoksa, kendinize ait, işinize ait, özel yaşamınıza ait, sosyal yaşamınıza ait, bir serseri mayın gibi sağa sola savrulup durursunuz. O yüzden mutlaka ama mutlaka kendinize ait bir hedef belirleyin. O hedefin arkasında koşun. İşverenler neler bekliyorlar? İşe alımlarda birinci sırada işe alacakları kişilerin iş bitirici olup olmadıklarına bakıyorlarmış. İkinci sırada detaycı mı, değil mi buna bakıyorlarmış. Üçüncü sırada sosyal mi, değil mi buna bakıyorlarmış. Dördüncü sırada içe dönük mü, değil mi buna bakıyorlarmış. Sonra yönetici profili var mı, yok mu çalışacaklar insanlar. Buna bakıyorlarmış. Eleştirileri ne kadar açık, mülakatlarda sık sık karşınıza bu gelir. Bilerek sizi bildiğiniz bir alandan uzaklaştırıp sizin elastikiyetinizi ölçmeye çalışırlar. Eleştirilere ne kadar açıksınız ona bakmaya çalışıyorlar. Başvuru yaptığı alanla ilgili bilgisi var mı? Buna bakıyorlar. Dış görünüme bakıyorlar. Çünkü dış görünüm insanlarla ilgili kanaatimizin %60'ını hem de ilk 10 saniye içerisinde oluşturuyor biliyorsunuz. Bunun dışında fayda odaklı mı? Ona bakıyorlar. Bir de gelişimi açık mı değil mi? Buna bakıyorlar. Şimdi buyurun. Teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımız da alacak. Buyurun. Öncelikle iyi yayınlar. Teşekkür ederim. İsmim Hüseyin Osman. Ben de inşaat mühendisliği bölüm öğrencisiyim. Ben bu konuda saygılar arkadaşıma pek fazla katılmıyorum. Çünkü ben de Türkiye'nin belli başlı şirketlerinden bazılarında birkaç proje yürütürken yanlarında bulundum. Stajyer olarak da değil. Kesinlikle tekniker. Yani tekniker eleman olarak yanlarında bulundum. Biz mühendis olarak mühendisliği adım atmadan önce okuldayken bu işin analitik düşüncesini öğrenmeye çalışıyoruz. Bunun için de evet
öğrenebiliyoruz ya da öğrenemiyoruz. Fakat öğrenmenin birçok yolu vardır. Bu sadece üniversitede öğrenmeyle de bitmez. Bununla beraber mühendisin toplumsal olarak yapması gereken şey çözüm üretmektir. Bu teknik aksaklıkları bir problem haline getirmektense öncelikle teknik aksaklıkların sadece şansımıza ait değil, dünyanın her yerinde birçok kurum ve kuruluşun başına gelebilen bir şeyler olduğunu da belirtmek istiyorum. Bununla beraber hiçbir zaman emeklemeden koşamazsınız. Bunun için de bazı ortak derslerin, bazı mühendisliğin temel derslerinin görülmeden ileri düzey mühendislik yapılarının yapılabileceğini düşünmüyorum. Bunun için de eğitim sistemimiz belki değiştirilebilir ya da değiştirilemez. Bu tartışılabilir kesinlikle. Yalnız bu derslerin görülmesi, kısaltılması benim kanaatimce kesinlikle söz konusu olamaz. Çünkü bu derslerin teorini bilmeden pratiğe adım attığınız zaman zaten hiç okuma yazma bilmeyen insanlar gibi oluyor. Havada kalıyor diyorsunuz. Kesinlikle havada kalıyor. Bununla beraber mühendis olarak eğer çözüm üretmezsek zaten sorunların içinde boğuluruz. Birçok insandan bir farkımız kalmıyor. Bravo. Teşekkür ediyorum. Bitti mi? Bitirebilirim. Problem değil. Hayır. Bittiyse şayet arkamda hemen bir arkadaşımız söz almak istiyor ama hayır, sen bitirebilirsin. Ahmet Bey'e ya da hocama sormak istediğiniz başka bir şey olabilir. Onları taktırabilirsiniz. Siz? Buyurun. Kime yöneltelim? Ahmet Bey mi? Peki Ahmet Bey. Ahmet Bey buyurun. Yani şunu doğru mu anlıyorum? Ben sosyal olma konusunda ya da dışa dönük olma konusunda yaratılış olarak çok başarılı olduğumu düşünmüyorum. Ama teknik olarak iyi bir mühendis olabilirim. Bu benim işe girmeme engel bir durum yaratıyor mu? Yaratıyorsa da niye yaratıyor? Ya da ben kendimi bu konudan nasıl iyileştirebilir miyim? Bunu mu merak ediyorsun? Buyurun abi. Ama arkadaşımdan ben gelecekte bu sorunu aşacağından eminim. Bak çok güzel kendini ifade etti. Bravo. Kendinden bir kere barışık olmak sorunu %50 çözmüşsün demektir. Tabii ki sosyal olman çok önemli özel şirketlerde. Ama sizin çalışma alanlarınız ve fırsatlarınız daha çok yani. Sonuçta bir iyi bir projeci de olabilirsin. Eğer bunu aşamazsan iyi bir kendi ofisin olabilir. İyi bir projeci olabilirsin. Ama özel şirketlerde, şantiyelerde sosyal olmak, ilişkileri iyi kurmak, yönetmek, takım lideri olmak o konuda o sorunu çözmen lazım. Yoksa özel şirketlerde işin biraz zora gider. Mikrofon bozuldu. Şimdi tabii çok güzel. Arkadaşlara verelim mikrofonu. Şunu ama kısaca eklemem gerekiyor. Artık alışkanlıklarımız, algılarımız her şeyi yönetiyor biliyorsunuz. Davranışlarımızı belirliyor. Şimdi yazılım mühendislerine siz sabah 8'de işe başlayıp akşam 5'te paydos yaptırabilir misiniz? Hayır, çünkü onlar yaratıcı olmak durumundalar ve çoğunlukla da gece uyumuyorlar ve gece çalışıyorlar. Gündüz de uyuyorlar yani. İşverenler de artık bu işi öğreniyorlar. Yani ona göre pozisyon alıyorlar. Artık böyle 8-5 mesai mevhumu falan zaten
gelişen dünya ile teknolojiyle birlikte büyük ihtimalle ortadan kalkacak. Ama sosyal olmak, olmak hayatın kendisinin içerisinde var zaten, kendimizi daha iyi ifade edip anlatabilmemiz için, sadece iş anlamında değil. Buyurun efendim. Merhaba. Merhaba. Kimya Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisiyim. İsmim Emine Öztürk. Ben Sayın Dekan Yardımcıma sormak istiyorum. Buyurun. Hani hepimiz söyledik de daha demin, İngilizce bizim için ne kadar önemli. Bazı şeylerin de cefasını çekmeden sefası olmuyor. Ve diğer arkadaşlarıma birazcık zıtlık oluyormuş gibi olacak ama eğitim sistemimiz 19 Mayıs Üniversitesi'nde, Mühendislik Fakültesi'nde özellikle ve kendi bölümümde ne zaman %100 İngilizceye geçilecek merak ediyorum ve böyle bir şey söz konusu diye sormak istiyorum kendisine. Geçmesini İstiyoruz. Destekleyenlerden birisiniz. Evet, istiyorum çünkü yani okulda hallolmayınca bir şekilde teknik İngilizceden mahrum kalıyoruz ve bazı kurslara gitmek zorunda kalıyoruz. En azından bize böyle bir baskı, yani baskı oluyor çünkü hani İngilizceyi öğrenmek, okulda halletmek zorunda kalıyoruz. Ve ben böyle bir şey olursa eğitim sistemi, inanıyorum ki en azından teknik ilgin İngilizcemizi biraz geliştirmiş olacağız. Hani böyle bir eğitiminizde düzeltme söz konusu olur mu diye kendisine sorumu yöneltmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet hocam, önemli bir şey, yabancı evet. değil. Çünkü şimdi bizim geçmişte bazı bölümlerimiz bu anlamda yabancı dille eğitim hazırlık diye lisansa başlamadan bir sene hazırlık verdiler. Daha sonra da 4 sene normal lisans programı devam etti. Ama eğitim ne oldu? 5 sene oldu. Dolayısıyla günümüzde belli bir kısım böyle düşünmüyor. Yani ben İngilizceyle bir sene vakit kaybetmek istemiyorum. İngilizceyi ben kendi imkanlarımla öğrenebilirim diyor. Dolayısıyla da kendi imkanlarıyla öğrenebilirim deyince 5 senelik bir bölümü değil de gidip 4 senelik bir bölümü seçebilir. Yani kısa yoldan diplomayı almak adına diyoruz yani. Bu şekilde oluyor. Bir de kimya mühendisliği bölümümüz bizim çok fazla sayıda öğretim üyesine sahip bir bölümümüz değil. Gelişme içerisinde olan bir bölümümüz. Dolayısıyla belki ileride sayımız daha arttığı zaman tekrar bu değerlendirme yapılabilir ve bölüm öngörürse ve üst yönetimimiz de öngörürse tekrar hayata geçirilebilir. Buyurun. Burada bir saptama yapayım ben. Arkadaşlar, yabancı dil çok önemli. Yani artık günümüzde sadece İngilizce biliyorum demek bile yeterli değil. O gayet normal bir şey. Onun dışında ikinci, üçüncü dili bilmek çok önemli. Demin söylediğim gibi inanılmaz fırsatlar var dünyada. İkinci, üçüncü dünya ülkelerinde. Çince mi öğrenirsiniz, Rusça mı öğrenirsiniz, İngilizce mi öğrenirsiniz? Ne yaparsanız en az iki dil bilmeniz lazım. Yoksa hayata tutunamazsınız. Benim keşkelerimden ikincisi de bir yabancı dil bilmememdir, öğrenmememdir. Yabancı dil çok evet, önemli. Kesinlikle. Özür dilerim. Yukarıdaki arkadaşımızı alıp sonra size verelim. Ezgi, Fethi Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Hep bir inşaatta gidiyoruz. Ben şu soruyu sormak istiyorum Ahmet Bey'e. İnşaat tabii ki çok önemli ama inşaat mühendislerine biz kod vermezsek, inşaat mühendisleri çoğu işi yapamıyorlar. Sizin için harita mühendisinin yeri nedir? Sizin için önemli midir harita mühendisi? Sizin gözünüzdeki yeri nedir harita mühendisinin? Bunu merak ediyorum. Şimdi benim için mühendisliğin tamamı, yani inşaat sektörünü kapsayan mühendisliklerin tamamı önemlidir. Harita mühendisi dediniz değil mi? Harita mühendisi zaten işin başlangıcı, şehirleri planlayan, şehirler bir insana benziyor. İnsan organizması neyse şehirler de odur. Yani bir şehri dizayn etmek, şehrin altyapısını oluşturmak inşaatçının temel taşıdır. Bizde haritacının yeri çok önemlidir. Buyurun. Mikrofon arkadaşımıza verelim. Evet. Merhaba, ben Filiz Hoca Hasanoğlu. 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bir senelik misafir öğrencilik yapıyorum şu anda. Misafir öğrenci. Evet, misafir öğrenci. Burada gördüğüm eğitimden hocalarımdan çok memnunum. Bunu söylemek istiyorum öncelikle. Zeki Hocam da aynı şekilde. Benim sorum Zeki Hocam'a. Çünkü ben buraya yatay geçiş yapıp eğitime burada devam etmek ve akademik kariyer yapmayı düşünüyorum. Sizin akademik kariyer yaptığınız süre boyunca, bu kadar sene boyunca okumaktan bıktıran bir şey oldu mu? Zorlukları neydi? Nasıl daha çok ilerlediniz, sabır gösterdiniz? Bunu merak ediyorum. Her meslek grubunda olduğu gibi belki de en fazla sabırın gösterilmesi gereken meslek grubu akademik
akademisyenlik. Dolayısıyla lisans bittikten sonra yüksek lisans yapacaksınız. İşte 8 tane ders alacaksınız, peşine bir tez bitireceksiniz. Doktora da yine aynı şekilde 8 tane ders alacaksınız, seminer vereceksiniz, işte tez izlemeler vereceksiniz. Doktora tezinizi tamamlayacaksınız ve orijinal bir çalışma yapmak zorundasınız. Yüksek lisans tezinden daha farklı. Ortaya orijinal bir şey koymak zorundasınız. Dolayısıyla zaten özellikle doktora tezinde ilerlerken her şey yolunda gidiyor. Hayat ne güzel diyorsanız bilin ki orijinal bir şey yapmıyorsunuz. Her şey yolundaysa orijinallik yoktur. Mutlaka gece rüyamızda problem giriyorsa evet biz o an orijinal bir şeyle uğraşıyoruz. Onun için biraz evvel dedik ya hedefler. Hedefler doğrultusunda cefalar. Evet, bu akademisyenlik dinamik bir süreç. Lisans, yüksek lisans, doktora bitiyor ama her şey bitmiyor. Akademik olarak üretmek zorundasınız. Yetiştirmek zorundasınız. Kendiniz nasıl ki hocanız tarafından eğitildiyseniz yeni öğrenciler, yeni akademisyenler yetiştirmek zorundasınız. Dolayısıyla bu önemli bir misyon ve bu dinamik bir süreç içerisinde devam eden bir misyon. Ve hiçbir zaman yılgınlığa kapılmamalı, yetiştirdiğimiz her öğrenciyle mutlu olmalı, öğrettiğimiz her şeyle kıvanç duymalı ve toplumumuza, ülkemize, devletimize okyanusta bir damla kadar katkı koyabiliyorsak mutlu olmalı. Benim söyleyeceklerim bu. Hocam. Bu önemli bir tespit sevgili hocam. Hemen size vereceğiz ama şöyle bir araştırma yapılmış. İş çevresindeki insanların ortaya koyduğu şöyle bir çalışma var. Üniversiteden mezun olan arkadaşlarımızın analitik düşünme becerisi, araştırma yapma becerisi ve etkili iletişim kurma becerisi maalesef işverenlerin istediği düzeyde değil. Burada acaba üniversite kendisini bir check-up'tan geçirmeli mi? Yani başka bir şey daha yapmak ihtiyacı duymalı mı? Bunu da genele yayamayız. Yani hani bu iki kere iki dört gibi bir şey değil. Söylediğiniz kapsamda bir yüzdelik dilim var ama bu yüzde dilimin üzerinde daha fazla sayıda kişi de var. %75 bu oran %75 üniversiteden yeni mezun olan fark etmiyor. Boğaziçi, ODTÜ, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan arkadaşlarımızın genelde işverenler tarafından yapılan araştırmalarda ortaya koydukları performans böyle bir şey. Tabi bunu salt üniversiteye bağlamak mümkün değil. Öğrencinin kendi iç dünyasıyla da ilgili. Evet. İşte buradaki arkadaşlarımız gibi birbirinden farklı düşünce yapısına sahip olmaları da farklı ama yine de burada mesela böyle bir kanaat var. İşveren biraz sabırsız da olabilir. Yetişmiş, pişmiş hemen alıp verim elde edebileceğim bir profil de karşıma gelsin diyor olabilir. Ama bir de böyle bir tespit var. Bu konuda acaba neler yapılabilir, yani, neler üretilebilir? Geçmişte bu tip adımlar atıldı. Mesela kendi branş derslerimiz dışında ikinci sınıflara alan dışı ders diye bir ders tanımlandı. Yani bu dersi biz mühendislikten değil de gidip psikoloji bölümünden alabiliyoruz mesela. Evet. Gidip beden eğitimi bölümünden alabiliyoruz. Farklı hiyerarşiden gidip ders alabiliyoruz. Hani bunun sebebi neydi? Biraz evvel söylediğinize katkıda olsun. Yani insanlar sosyal alanda eksik olan kısımlarıyla ilgili dersler seçebilsin. Ama gelinen noktada bu 2 sene, 3 sene devam etti ama çok katkılı olduğu görülmediği için tekrar kaldırıldı. Arz talep meselesi demek ki bu. Aynen öyle. Yani bununla ilgili tedbirler alınmaya çalışıldı ama hani o yüzdelik dilimi artıramadık. Öyle söyleyeyim. Evet. Ahmet Bey siz ne dersiniz bu konuda? İş çevrelerinin yapmış olduğu böyle bir değerlendirme var. Siz de gerçekten üniversitede mezun olan arkadaşlarımızın hemen böyle işinize yarayan bir katkı sunmalarını bekliyor musunuz? Burada bir acele, ya bir sabırsızlık var mı? Yoksa biraz onlara fırsat mı vermek lazım? Bu konuda kendinize neler söylüyorsunuz iş çevrelerine? Öğrenci arkadaşlarımıza ne söylüyorsunuz? Yani özel sektör duygusal değil. Özel sektör tamamen verimliliğe bakar. Tabii ki biz de bu Z kuşağı arkadaşlarımız, Z kuşağı, bu kuşağı biz tanımaya çalışıyoruz. Yani aramızda inanılmaz görüş farklılıkları var. Bir kere bu kuşağı iyi anlamak lazım. Bizim dönemimizdeki kuşak sadece çalışma odaklı, işte gelecek nesillere bir şey bırakmak, bir şeyler bırakmak, işte ev, işte o çoluğunun, çocuğunun kendisinden sonra hayatını idame ettirecek bir varlıklar bırakmaktır. Ondan sonra kuşaklarda öyle bir değişim oldu ki bu kuşak teknolojiyle tamamen iç içe, daha çok bireysel, teknolojiyi tabii verimli bir şekilde kullanan var, kullanmayan var. Daha çok bireysel düşünen, sabırsız, hemen böyle kariyer odaklı
arkadaşlarımız bir an önce işte un mu ün mü iki tane yol var. Un sadece ekmeğe yönelik çalışma var. Bir de ün var, kariyer yapmaya yönelik çalışma var. İşte oralarda biz arkadaşlar da tam anlamaya çalışıyoruz. Yani epey bir kuşak farkımız var. Bu konuda insan kaynaklarımızla sık sık görüşüyoruz, toplantılar yapıyoruz. Ama ne yaparsanız yapın arkadaşlar, özel sektör verimliliğe bakar, sosyaliteye bakar, takım lideri olma yeteneğine bakar, derinlemesine ve genişlemesine, yeteneklere bakar yani. Peki arkadaşlar? Evet, buyurun. Evet, ver ya. İyi akşamlar. Çalışmıyorsunuz. Ses. İyi akşamlar. Benim adım Hüseyin Salih. 3. sınıf inşaat mühendisliği öğrencisiyim. Öncelikle Sayın Ahmet Çen Ocak Bey'e ve Doçent Doktor Zeki Karaca hocamıza teşekkür etmek istiyorum bu programa zaman ayırdıkları için. Biz de size teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İki sorum olacak. Birinci sorum Sayın Ahmet Bey'e. Biz seneye inşallah mezun oluyoruz. Herkesin iş bulma hayali var. Dolayısıyla biz inşaat şirketlerine başvuru yapacağız yeni mezun mühendisler için. CV'de ne bulunması gerek ve işveren şirketler CV'de bu yeni mezun olan mühendisin CV'de neler bulunması gerekiyor? Neye dikkat ediyorlar? Programlar olsun, diller olsun, yabancı diller. Hangi özellikleri yani hangi CV sizi etkiler mi demek istiyorsunuz? Aynen. Nasıl bir CV ortaya koyalım ki siz bundan etkilenin de yeni mezunlar için. Yani özellikle altını çizelim değil mi yeni mezunlar? Aynen. Çünkü daha şirketler daha çok deneyimi olan mühendisleri alıyor. Dolayısıyla biz mesela hani iyi bir şirkette nasıl iş bulma şansı buluruz onu merak ediyorum. Bizde yeni mezun demek teknolojinin son gelişmesiyle beraber eğitimini almış, bize daha faydalı olabileceğine inandığımız yeni zihin, daha heyecanlı arkadaşları tabii ki tercih ediyoruz. Ama alanında çok tecrübeli, başarılı arkadaşları da tercih ediyoruz ama yeni mezun arkadaşlara fırsatlar tanıyoruz. Demin de dediğim gibi biz önce eğitimindeki teknik bilgilere göre işi alırız. Sosyalitesi, ilişkileri, takım lideri olma anlamında işlevselliği, karar verme, pratik karar verme, yönetim yeteneklerine göre de bize devam eder. Ama bu alanlarda eğer yetersizse arkadaşımız, onunla biz çalışmayız. Hocam mesela yabancılık çok önemli. Programlar şey. Onlar zaten basında, olmasa olmaz, onlar olacak ya, zaten. Yani bu kişisel yeteneklerle alakalı konuşuyorum. Tabii ki eğitiminde almış olduğu teknik bilgiler dedim, onlar onun içerisinde. Yani üniversitede öğrenmen gereken ne varsa onları son derece öğrenmiş olacaksın ve onlara biz bakıyoruz. Onun dışında kişisel yetenekler var, beceriler var. Onlarla da kendini donatılarını tamamlamışsan o zaman kariyer yaparsın, yükselirsin. Torpil, ya da yoksa yollara ayırırız yani. Torpil etkili oluyor mu Ahmet Bey? Torpil özel sektörde olmaz. Kurumsal şirketlerde torpil olmaz. Yani teşekkür ederim. Sormuş olayım. İkinci sorum sorabilir miyim? Zeki hocamıza olacak. Hocam biz 3. sınıfta temel inşaat dersleri görüyoruz. Bu derslerin daha çok uygulamalı görsek daha faydalı olmaz mı? Mesela uygulama derken neyi kastediyoruz? Mesela atıyorum betonarme 2. 3 teorik, 2 uygulama. Ne yapıyoruz? Bir yandan teoriyi sınıfta konuşurken bir yandan da proje yaptırıyoruz. Uygulaması bu. Mesela çelik yapılar. 2+2. Nedir? 2 teori, 2 de çelik proje yapıyorsunuz. Aynı şey su yapıları içinde geçerli. Dolayısıyla uygulamada proje yapmanız gereken derslerin uygulamasıyla ilgili projeler yapıyorsunuz. Yapı malzemeleri. Beton üretmeniz lazım. Ne yapıyorsunuz? Laboratuvarda beton üretiyorsunuz gruplar halinde. Sonra da onları sunum yaparak beton bayramı kutluyoruz her sene Mayıs ayında. Yapıyoruz. Dolayısıyla belli oranda uygulama derslerimiz var. Hani bir yerden sonra da şununla çelişiyoruz. Hani diyoruz ya çok fazla sayıda ders, çok fazla sayıda teorik uygulamalar. Dolayısıyla kendimizi ifade etmeye, sosyal alanda kendimizi ifade edecek boş zaman bulamıyoruz diyorsunuz ya. Biraz evvel de dedim ya derslerde güncellemeler olacak, ders sayılarında azalma. Burada bir çaprazlama var. Yani iç içe giriyoruz. Böyle yaparsak, uygulamalar artarsak bu sefer diyeceğiz ki
40 saatin işte 30 saati doluyuz haftada, hiç mi araştırma yapamayacağız, hiç mi kütüphaneye gidemeyeceğiz ya da hiçbir sosyal hayatımız olmayacak diyeceksiniz. Öte taraftan da azalttığımız zaman uygulamaları niye azaltıyoruz? Ama biz müfredatta uygulamaları yine azaltmıyoruz. Yine o projeleri yapacaksınız. Yine o laboratuvara girip beton üreteceksiniz. Bunların hepsi olacak ama iki eğilimi uzlaştırmak zorundayız. Bu uzlaşıdan da maksimum randımanı almak hedefimiz. İşte inşallah Eylül ayındaki yeni güncellemelerle beraber bunu planlıyoruz. Bir de hocam şöyle bir şey var. Hani ben ikinci sınıfta topografi dersi aldım. Biz o derste mesela hani haritayla ilgili cihazları görme şansımız olmadı. Onları biz görsek mesela daha kalıcı olmaz mı bir inşaat mühendisi için? Hani sahaya indiğinde mesela ben bu cihazı gördüm, biliyorum kullanmasına az çok. Yani bazı dönemlerde topografya derslerine, ölçme derslerine harita mühendisi bölümünden hocalarımız geldi. Bazı dönemlerde de bölüm hocalarımız yönetti. Harita mühendisliği bölümünden hocalarımız gelince kendi laboratuvarlarındaki cihazları bizlere de kullandırdılar. Ama kendimiz bu derse girdiğimiz zaman bizde o cihazlar olmadığı için belki uygulama anlamında sıkıntılar yaşamış olabiliriz. Ama bunu dile getiririz harita mühendisliği bölümüne. Onların laboratuvardaki cihazları da kullanıma açabiliriz. O problemi aşabiliriz. Çok teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. Bakın mesela bu konuşmadan böyle bir şey ortaya çıktı. Şimdi burada tabii hepimize düşen görevler var. Öğrenci olarak yapmamız gereken şeyler var. Üniversite olarak yapmamız gereken şeyler var. İş çevrelerinin yapması gereken şeyler var. Burada iş çevrelerine mesela bunun öncülüğünde Borsan Grup yaptı 3K projesiyle. Samsun'daki iş çevreleri 3K projesini içselleştirmiş olsalardı belki arkadaşlarımızın birçoğu daha farklı düşünceler olabilirdi. İsterseniz siz bir işveren olarak iş çevrelerinin 3K ile nasıl yol almaları gerektiğini, bunun faydalarını size kattıklarını, üniversiteye kattıklarından bahsedin efendim. Bir model olarak ortaya çıksın. Yayınımızı izleyen işverenlere en azından bu mesajı iletmiş olalım. Akademisyen olarak da hocamlar da böyle bir şeyin varlığını bilip karşılaştıkları iş adamlarını bu projeyi ortaya koysunlar. Buyurun. 3K projesinden bize bahsedin. 3K projesini arkadaşlar çıkış hikayesi ne dediğini, ne ifade ettiğini bilmiyorum da 3K demek öğrenci kazanıyor, üniversite kazanıyor, özel şirketler kazanıyor. Bu proje bizim yönetim kurulu başkanımız Sayın Adnan Ölmez tarafından 3 yıl önce üniversiteyle yapılan toplantılarda onun projesiydi. Ve bugün herhalde birçok üniversitede uygulanıyor bu proje. Nedir? İşte üniversite öğrencilerle beraber özel şirketlere herkes alanında. Biz şu anda mühendislik fakültesi ve iletişim fakültesiyle bunu medyada ve borsa fabrikalarında hayata geçirdik. Yoğun bir şekilde arkadaşlarımız geliyor. Üniversitenin vermiş olduğu eğitimi pratik hayatta pekiştirmek için fabrikalara geliyor öğrenci arkadaşlarımız. Orada çalışarak hem ufak tefek işte haçlıklarını da alıyorlar. Oradan bir ekonomik kazanım sağlıyorlar. Hem pratik hayatı orada öğrenmiş oluyorlar. Üniversitenin de vermiş olduğu eğitim öğrenci üzerinde daha kazanımlı oluyor. Böyle bir proje. 3K projesi. Samsun'da bunu uygulayacak, tabii Samsun'da öyle çok da sanayi kuruluşu olmadığı için diğer sanayi kuruluşu arkadaşlarımız artık onu biraz da üniversite anlatacak. Yani onu üniversite teşvik edecek. Biz mümkün olduğu kadar arkadaşlarımızı anlatıyoruz. Burada öğrencilerin pratik teorik hayat içerisinde hem eğitimlerini tamamlarken öyle bir donanımlara imkan sağlıyor, donanımlarını sağlamaya imkan sağlıyor. Bir de ekonomik bir kazanım elde ediyorlar. Yani 3K demek üniversite, öğrenci ve özel sektör, özel şirketler kazanıyor. Siz hocam peki akademisyen olarak üniversitenin iş dünyasıyla istediğiniz seviyede bağ kurduğunu düşünüyor musunuz? Ya da bu konuda 3K projesi mesela bir başlangıç noktası olabilir. Olabilir ama bizim şu anki mevcut durumumuzda özel sektör ve kamuyla bizim kesişim noktalarımız analiz raporlarının bizden talep edilmesi. Bunun da döner sermaye işletmesi üzerinden hocalarımız tarafından yapılması. Bunun dışında bazı hocalarımız teknopark üzerinde şirketleri var. Dolayısıyla kamu ya da özel sektörden gelen talepleri bu şekilde karşılayabiliyorlar. Ve sadece Samsun'dan değil, civar illerden de bu şekilde gelen taleplere çözüm bulunarak
üniversite sanayi işbirliği belli oranda giderek artan bir trendi sağlanmaya başladı. Bunun somut sonuçlarını da almaya başladık. Bunu söyleyebilirim. Bu hocamı doğrulamak için tabii ki 10 yıl öncesini arkadaşlarımız bilmez. 10 yıl öncesinde Samsun'da devasa bir eğitim kurumu var. Bu kurumda aşağı yukarı o dönemde de 45-50 bin, şu anda bilmiyorum öğrenci sayısı kaç. Yine 50 binin üzerinde. 50 bin civarında. 50 bin üzerinde öğrenci var. Üniversite Samsun'dan bir haber. Samsun Üniversitesi'nden bir haber. Böyle iş dünyasıyla üniversite arasındaki ilişkiler bayağı kopuktu. Ama son dönemlerde bu konuda çok ciddi gelişmeler var. Teknopark sayesinde de Ar-Ge çalışmaları var. O konuda iş dünyası olarak üniversiteyle ilişkilerimiz gayet iyi. Evet. Yani buradan öğrenci olarak faydalanabilirsiniz. Evet, işte bu program onun örneklerinden bir tanesi. Doğru. Tartışıyoruz, konuşuyoruz artık bu konuları. Bir mikrofon isteyen bir arkadaşımız vardı galiba. Peki. Şimdi sevgili hocam, artık programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak size şunu sormak istiyorum ben. Sizin beklentileriniz neler? İş çevrelerinden. Biraz yerel yöneticilerden. Öğrencilerinizden. Programın toparlayarak programın sonuna gelmişken birkaç da ilave etmek istiyorum bu vesileyle. Özür dilerim. Benim sormam lazımdı. Siz çok önemli bir başarı imza attınız. Tam da ondan bahsedeceğim. Ondan bahsedeceğim. Bu 1,5 senelik süreç içerisinde yapılan, fakültemizde yapılan en önemli işlerden birisi TSN ISO 9001-2015 belgesinin alınmasıydı. Nasıl? Ne demek hocam bu? Şimdi açıklamaya çalışacağım. Dekanımız Prof. Dr. Birol İlevli atandıktan sonra dedi ki biz bir sistem kuralım, sistem oluşturalım. Mevcut sisteme bir bakalım. Sistemimizde sıkıntılar var mı? Sistemi daha verimli hale getirelim. Performans kriterleri koyarak performansımızı bir üst çıtaya çıkartalım. Adres neresi? TS, ISO-N, ISO 9001-2015. Bu noktada dekanımız öncülüğünde bir çalışma başlattık. Burada başta rektörümüz Sayın Profesör Doktor Sait Bilgiç ve üst yönetimimiz bu konuda büyük destek oldular bize. Kendilerine fakültemiz adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biz de bu destek sayesinde geçen sene Ocak ayında eğitim almaya başladık. Bu eğitim fakültemizden 22 kişi, fakülte dışından da 10 kişi, toplamda 30 kişiye verilen bir eğitimdi. Biz bu eğitimde kalite yönetim sistemi konusunda bir eğitim aldık. Peşine iç tetkik konusunda ve benzeri konularda eğitim aldıktan sonra bir senelik süreç başlamış oldu. Bu süreçte biz o 20 kişilik çekirdek kadroyla gruplar oluşturduk. Prosesler, prosedürler, iş akışları, risk değerlendirme, bunların hepsini bir sene içerisinde gerçekleştirmeye çalıştık. Ve bu süreçte iç değerlendirmeden geçtik, dış değerlendirmeden geçtik. Ve bunların sonunda da başarılı bulunarak Aralık ayında belgeyi almaya hak kazandık. İki gün sonra, Cuma günü de rektörümüz ve TS Başkanı'nın katılımıyla da bu belgenin takdimi yapılacak fakültemizde, Cuma günü. Dolayısıyla bu anlamda biz bunun meşalesini yakmış olduk üniversitemizde. Şimdi sevinerek söylemeliyiz ki üniversitemiz de bu adımları attı ve toptan üniversitenin ISO 9001-2015 belgesi alması için çalışmalar başlatıldı. Ve çok yoğun çalışmaların sürdürüldüğünü biliyorum kalite grubu tarafından. Ve inşallah yakın gelecekte sadece mühendislik fakültesi değil, üniversitemizin tamamı ISO 9001-2015 belgesine kavuşarak daha hedefi üst seviyelere koyma şansını yakalayacak. Hani bu, bugün belgeyi aldık, biz şu anda muazzam hale geldik gibi bir durum değil. Bu bir kalite yolculuğu. Evet. Biz bu yolculuğa çıktık. Organizma, yaşayan bir adım adım gideceğiz. Bunun belki sonuçlarını ilk defa 3 sene sonra almaya başlayacağız. Şimdi biz bir anda kaliteli hale geldik anlamını taşımıyor. 3 sene sonra şu anki pozisyonumuzdan çok daha iyi noktada olacağız. Dolayısıyla bu dediğim gibi biraz evvel süreç dinamik ve ilerliyor. İnşallah çok daha iyi yerlere gelmiş olacağız. Bunun öğrenci arkadaşlarımıza yansıması nasıl olacak? Biz bunun içerisinde mesela öğrenci anketleri yaptık, personel anketleri yaptık. Olumsuz kısımlarımızı görerek biraz evvel söylemiş olduğum o müfredat değişikliklerine gittik. Evet, kendi içimizde bu değerlendirmeleri yaparak zaten biraz evvel bahsi geçen müfredat değişikliklerine gittik. Bu sene tekrar işte yapacağız bu. Neydik, ne hale geldik? Memnuniyet neydi, bir sene sonra ne oldu? İki sene sonra ne olacak? Şimdi bunu göreceğiz, yaşayarak göreceğiz. Çok güzel sevgili hocam. Kamuda zaten en büyük eksikliklerden bir tanesi verimlilik analizleriydi biliyorsunuz. Evet. Reorganize olamamasıydı.
sadece üniversite için değil, bütün kamu kurumlarında geçerli. Ama özel sektör bu işi en ince detayına kadar yıllardan beri zaten yapıyor. Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Mutlaka ölçebilir hale getirmeniz lazım. Reorganize etmeniz gerekiyor. Güzel bir başlangıç yapmışsınız. Ben inanıyorum. Arkadaşlara da daha böyle etkin geri dönüşleri olacaktır. Belki hemen bu arkadaşlarımız yakalayamayabilir ama bundan sonraki öğrencileri yakalayacaktır. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey, bu arada özür dilerim. Size soralım tabii. Arkadaşlara da sormak istiyorum. İnşaat mühendisi olduğunuz için ya da aday olduğunuz için yeni yapılan konut projelerini çevreci buluyor musunuz? Akıllı binalar sizin istediğiniz gibi oluyor mu? Bu işe odaklandığınız için soruyorum. Ya dünyada trend depreme bu. Depreme dayanıklı binalar gerçekten yapılıyor mu? Hoşunuza gidiyor mu yani? Tam bu işi teknolojisi, bilgisi sizde üretiliyor çünkü. Hazır buradayken de Ahmet Bey'e sorabilirsiniz. Gerçi Ahmet Beyler çok üst düzeyde konut yapıyorlar ama yine de onlara önerileriniz olabilir. Onları söyleyebilirsiniz. Yani bu noktada birinci faktör zaten depreme dayanıklı yapı tasarımı. Deprem yarın da olabilir, 10 sene sonra da olabilir. Deprem bir gerçeği var ortada. Dolayısıyla biz buna hazırlıklı olmak zorundayız. Nedir depreme dayanıklı yapı tasarımı? Evet, biz bu depremi yaşayacağız. Ama esas olan candır. Önemli olan deprem esnasında can kaybı yaşamamamızdır. Evet, binamız hasar görebilir. Zaten bizim deprem yönetmeliğimiz bunu gruplamış. Belli hasar seviyeleri tanımlamış. Dolayısıyla o hasar seviyelerinden birine uğrayabiliriz biz. Ama en ağır hasar seviyesinde bile göçme mekanizması devreye girmeyecek. Bina toptan göçmeyecek. Biz insanlarımızı oradan sağlıklı bir şekilde tahliye edebileceğiz. Ha, gerisi nedir? Durum değerlendirmesi. Ne yaparız? Onarım, güçlendirme ya da optimizasyon gereği yıkıp yeniden yap. Dolayısıyla bizim burada temel dayanağımız ya da anayasamız deprem yönetmeliğimiz. Deprem yönetmeliğimizdeki ilkeleri, bizim projelerimiz, özel sektörümüzün saygın kurumları zaten çok dikkatli bir şekilde uyguluyorlar. Bu noktada problem yok. Çoğu yerde de hani büyük ölçekteki kurumları demiyorum da daha küçük ölçekteki kurumlarda da projeler çok düzgün ama bu projelerin hayata aktarımında sıkıntılar var. Bizim normalde projelerimizde hiçbir aksaklık yok. Genelde bizim aksaklığımız o masa üstünde o muazzam projemizi gerçekten her şey düzgün. Ama uygulamaya aktarmada büyük sıkıntılar var. Yani uygulamaya aktardığımızla masa üstünün alakası yok birbirine. Bu sıkıntıyı aştığımız süreceki yapı denetim sistemi bunu bir ölçüde dizginledi. Hazır beton sektörünün devreye girmesi bir anlamda dizginledi. Yani bir 10 sene, 15 sene öncesine göre çok daha iyi noktalar. Daha iyi verdiyiz ama yapı denetim şirketlerinin ücretlerini de müteahhitler verdiği için orada bir problem var gibi görülüyor. Eleştiriler vardı. Öyle mi Ahmet Bey? Ya, yapı sektöründe görev yapan arkadaşlarımızın tabii rekabet koşullarında, fiyat politikalarında farklılıklar olabiliyor. Ama 99 depreminden sonra, bunu İstanbul'da bizzat yaşadım ben, 99 bütün yönetmelikler değişti. Evet. 99'dan öncesindeki bütün binalar, kamu ihalelerinde yapılan binalar da dahil, özel sektörde tamamen müteahhitin vicdanıyla cüzdanı arasında olduğu işlere oldu. Orada inanılmaz, işte hocamın dediği gibi projeler tabii ki bütün statistikleriyle, mimarisiyle doğru yapılıyor ama uygulamada binlerce tamamen kişi, müteahhitin kontrolünde olan şeyler bunlar idi. Ama 99 depreminden sonra bütün yönetmelikler değişti. 99'dan sonra yapılan inşaatlar kontrollü, statik açıdan, zemin emniyeti açısından her şeyle inşaat sektörü bu anlamda çok mesafe aldı. Siz en çok neye bakıyorsunuz peki? Yani bir konut yaparken. Bir de ayrıca deprem insan öldürmüyor. Binaları yıkmıyor. İşte kontrolsüz bina olduğu için yıkılıyor binalar. Zemin ne olursa olsun, zemine göre inşaat yapılıyorsa, zemin emniyeti etiklerine göre statik çözülüyorsa depremden ben korkmuyorum. Hangi zeminde olursa olsun, hangi bölgede olursa olsun. Bu çok mesela değil mi? Deprem çok önemli tabii. Deprem yönetmeliğine uygun inşaat yapmak çok önemli. İkinci benim için inşaatta kriter verimlilik. Ekonomik olarak ısınma, soğutma, yalıtım çok önemli binada. Ülke ekonomisine inanılmaz katkı sağlıyor. Peki sizin son olarak arkadaşlarımıza Ahmet Bey
öğrenci arkadaşlarımıza önerileriniz olacak mı Ahmet Bey? Sizin öğrenci arkadaşlarımıza önerileriniz gelecekleriyle alakalı mı? Kendileri ve yaşa gelecekle ilgili evet. Evet. Beklentileriyle, yaşamlarıyla ilgili olarak. Arkadaşlar ne yaparsanız yapın, her yaptığınız işi severek yapın. İşin küçüğü büyüğü olmaz. İşinizi severek yaptığınız zaman hiç endişe etmeyin. Bu ülkenin geleceğini çok iyi görüyorum. Her şey gayet güzel gidiyor. Kendinize özgüveniniz sağlam olsun. Yaptığınız işte her zaman başarıya koşun. Hayallerinizi geniş tutun. Risk almaktan korkmayın. Risk almadan başarı gelmiyor. İyi bir iş seçerken iyi de bir eş seçmeyi de ihmal etmeyin. Eş de çok önemli insan hayatında. Sabırlı olun, azimli olun, gayretli olun. Asla yılmayın. Hedeflerinize doğru koşarken öyle kırılgan da olmayın. Uzun vadeli düşünün. Kısa vadeli böyle heveslere kapılıp da böyle ne işinizden ne de kendinizden ödün vermeyin. Her zaman önünüze bakın. Eğer kendi özel bir şirkette, kendinize ait bir şirketiniz varsa marka değerinize çok önem verin. Gelecekte böyle bireysel şirketler veya çok ortaklı şirketler marka değerine göre değer kılacak. Ne üretirsen üret. Çünkü inanılmaz bir rekabet var dünyada. Konut da olabilir, sanayi ürünü de olabilir. Ne üretirsiniz üretin. Ürettiğinizin kalitesi ne olursa olsun marka değeriniz yoksa ürettiğinizi satamadıktan sonra onun bir anlamı yok. Markaya çok önem verin. Dil anlamında bunun altını çizerek söylüyorum. Bir dil yeterli değil. İki dil öğrenin, üç dil öğrenin arkadaşlar. Dünya avuçlarınızın içerisinde bu fırsatları değerlendirin. Hayat aslında sizin için çok kolay. Yeter ki gayretli olalım, istekli olalım. Süper. Teşekkür ediyoruz size. Peki sevgili hocam, sizin son aktaracaklarınız da varsa onlarla ben arkadaşlarımıza birkaç şey söyleyeyim. Tavsiyelerimi, önerilerimi arkadaşlarıma sıraladım. Ahmet Bey'in söylediklerine de sonuna kadar katılıyorum. Evet. Ve son cümle olarak da biraz evvel söylediğimi söylüyorum. Hedefleriniz doğrultusunda çalışmaya, çabalamaya devam edin. Bilgiye açık olun. Hiçbir zaman ben oldum, öğrendim, bitti. Bundan sonra bu bilgiyle sonsuza kadar, ölene kadar devam ederim demeyin. Sürekli bilgi alma mücadelesinde olun. Bilgiyi arayın, bulun, kullanın ve ülkemize faydalı olun. Benim sizlerden isteğim bu. Efendim ben de çok teşekkür ediyorum. Size çok güzel değerlendirmeler yaptınız. Gerçekten Ahmet Bey size de sevgili hocam. Arkadaşlar sizden son böyle birkaç cümleyle birkaç kişiye sadece söz verebilirim. En son siz peki buyurun size verelim. Kısa bir değerlendirme yapalım. Biz hocalarımıza ve Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bir programdı bizim için. Biz de büyüklerimizden bazı şeyler istiyoruz. Öz eleştiri hocalarımızdan herkese, ülkemizin her köşesinden insanlara da gitsin bu mesaj. Yani öz eleştiri anlamak, anlatmak, anlaşmak hani bizim doğamızda olan bir şey. Ben dediğim gibi 4 yıl boyunca bunu bulamadım. Hani anlaşamadım kimseyle. Birçok arkadaşım da öyle. Evet. Son olarak işte dediğim gibi çok teşekkür ediyoruz yine. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Çok güzel değerlendirmelerin ve katkıların oldu. Renklendirdin programı. Sağ olasın. Son arkadaşıma da verelim sözü. Sonra kapatalım efendim. Buradaki arkadaşımız şapkalı arkadaşım. Ben harita mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ya öncelikle benim bir kaygım var, sadece onu söylemek istiyorum. Sıralama puanları hakkında, üniversiteye giriş. Ben 86 binle geldim bulunduğum bölüme. O zaman yaklaşık 101 binle alıyordu bizim harita mühendisliği bölümü. İnşaatta 66 binle alıyordu. Şu anda harita 135 binle alıyor yaklaşık. İnşaat da aynı şekilde çok büyük bir hani geriliyor ve mühendislik fakültesinin bölümleri sürekli geriliyor. Bunun neden geriliyor ve bununla nasıl bir önlem alınabilir? Çünkü hani baktığınız zaman bu böyle devam ederse önüne gelen herkes mühendis olacak ve hem bizim nesil hem bizden önceki nesiller de bizden daha değerliler de eminim. Giderek hani bir böyle yozlaşma içine giriyoruz gibi geliyor.
O yüzden buna nasıl bir çare düşünüyorsunuz onu merak Bu noktada öğrenci kontenjanlarımızı örneğin bu sene daha az önerdik. Yani geçmişe göre daha az öğrenci talebinde bulunduk. İkinci öğretimlerimiz bu sene bitiyor. Mühendislik Fakültesi'nde artık ikinci öğretim kalmayacak. Dolayısıyla bu anlamda sayımızda bir azalmaya gidiyoruz zaten doğal olarak. Bunun yansımalarını da ilerleyen yıllarda göreceğiz o yüzdelik dilimler anlamında. Teşekkür ederim. Bir soru da inşaat hakkında soracağım. İstanbul Fikirtepe, yeni Fikirtepe projesiyle ilgili. Orada hala çalışan, devam eden bir sürü inşaat var. 99 depreminden sonra devletin kontrolünün daha da arttığı ve hani yasalara da bunu yansıdığını söyledik. Fakat hani oradaki projeler olsun, genel projeler olsun, ben devletin hala bu konuda deprem konusunda yetersiz kaldığını düşünüyorum denetimlerde. Sadece depreme dayanıklı bina olarak değil de imar konusunda da çok büyük eksikliklerimiz var. Bu konuda devletin herhangi bir şu anda bir projesi var mı? Onu merak ediyorum. Geldiğimiz noktaya göre çok iyi durumdayız. Sen geçmişi bilmediğin için şu an bugünü sanki kötü gibi değerlendiriyorsun ama bundan 20 sene öncesini görsen şu an biz cennetteyiz diyebilirsin. Yani işte Ahmet daha iyi gibi cüzdanla vicdan arasında sıkışan bu bir yeterli mi değil. İlerleyen yıllarda daha iyi seviyelere geldiğimizi hep beraber göreceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. En son birkaç siz bir şey mikrofon istemiş miydiniz? Hayır, sen de söyleyebilirsin. Buyur. Yani ben öncelikle iyi akşamlar. Caner Aksoy İnşaat Mühendisliği öğrencisiyim. Öndeki arkadaşıma bir şey demek istiyorum. Öz eleştiriden bahsetti. Ben onu çok iyi anlayabiliyorum. Aynı evreden ben de geçtim. Ben de uzattım okulu. Ama oturup düşündüm. Bir Alman atasözü vardır. Bir kötü olay olduğunda, felaket olduğunda önce kendi burnunu tut derler. Yani sorunu her zaman kendinde ara. Ben bunu yaptım. İlerleme kaybettim. Ona da tavsiye ediyorum. Bravo. Kuşkusuz. O da benzer şeyleri... O da kuşkusuz. Eleştirmek istemedim seni. Tabii, sadece bir dost tavsiye. Kuşkusuz. O da benzer şeyleri söylemiştir kendi kendine. Hepimiz için geçerli. O başımıza bir şey geldiği zaman önce dönüp bir kendimize gerçekten bakmamız lazım. Acaba bir yerde hata mı yapıyoruz diye. Sizin söylediğiniz önemli sıralama konusu. Ama ailesi iştir kişinin, yine lafa bakılmaz. Nitelikli, interaktif, yani analitik düşünce yeteneğini geliştirmiş, kapıdan kovulsa bile bacadan kovulmuş, üniversite yıllarını heba etmemiş, ne istediğini bilen ve onun için de bedel ödemeyi göz önüne almış, hangi bölüm öğrencisi olursa olsun, bütün bu programlardan sonra aynı şeyi söylüyorum, kendisini okurken aynı zamanda iş hayatının içerisinde var etmiş bir arkadaşımız, göğsünü gere gere, başı dimdik, işverenin karşısına geçip ben şunu, şunu, şunu ve şunu yapacak düzeydeyim dediğiniz zaman bundan etkilenmeyecek bir iş adamı ben tanımıyorum. Kesinlikle siz de böyle bakın. Enseyi sakın karartmayın ama unutmayın, bedelini ödemeden hiçbir şeyin sahibi olma şansınız yok. Ne istediğimizi bilelim. Onun için de bir yol haritası çizip hedefimizi koyup ona odaklanalım. Yani sadece odaklanmak gerekiyor. Başka bir şey değil. Çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Değerli izleyiciler, işte Samsun programı bu bölümüyle veda ediyor. Önümüzdeki hafta Samsun'un nabzı programında Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül konumuz olacak. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Hepinize mutlu geceler diliyorum.